Uzun soluklu çalışmayı düşünmüyorsanız başka. O nedenle işimi bir şekilde olmayan bir şeymiş gibi gösteririm. Bir kaza ya da bu vakadaki gibi intihar. Bunu yapma. Kim olduğumu biliyor musun? Evet, kim olduğunu biliyorum. 25.000 papersin. İşte böyle çıkar içinden. Onu bir insan olarak değil, yeni motosiklet olarak görüyorum. Her işten sonra heyecan basar. Bu gerginlikten kurtulmak zorun olabiliyor. Kimileri sinir krizi geçirir. Ben insanları krize sokarım. Bay Fallon. Umarım buraya... Korkarım öyle Spence. İşte sana iyilik. Neden arkadaşına mola vermiyorsunuz? Aferin sana. Burası Droyal. İğrenç tiplerin tiksindirici mekanı. Keşler. Ve aşağılık tipler buraya acılarını boğmaya gelirler. Hey, nasılsın bırak bebeğim? Beni. Ah şu serserilere bak. Hadi güzelim. Bu tür adamlar tek bir işe yararlar. Eşek sudan gelinceye kadar pataklanırlar. Hey şişko çocuk. Nasıl konuşuyorsun sen? Yoksa ağzın pislikle mi dolu? Ne diyorsun sen be? Haklı onu bazır. Gel bakalım seni sürtük. Hadi bakalım. Bu pislik sürüleri sokak dövüşçülerinden başka bir şey değildir. Teknikleri yoktur. Artık insanlarla kavga etmiyorum. Onları yok ediyorum. Teşekkür ederim tatlım. CSG'mi hallettin. Al bakalım dostum. CSG. Cinayet sonrası gerilimi. Büyük sorun olabiliyor. Müzisyenler, avukatlar, bankacılar ve inşaatçılar için barlar var. Bu kapıda görkemli görünmese de benim mekanıma giriş. Vaha. Burası tetikçilerin barı. Yırtıcıların su içme bölgeleri. Nasıl gidiyor Colin? İyi misin? Can alma sektöründeyiz ve işler çok iyi gidiyor. Ve tüm mekanlar gibi buranın da müdavimleri var. Bu katliam Cliff. O da bir katil ama tarzı daha vahşi. Kurbanlarını baltayla doğrar. Cliff, Scotland Yard'ı yıllardır çıldırtıyor. Seri katille psikopat bir kiralık katil arasında ince bir çizgi vardır. Örnek teşkil etmesi istenen durumlar haricinde onun tarzı artık yavaş da değil. Ama o yine de bizden biri. Hey nasıl gidiyor Cliff?
Bu da zehir peyt. Her işinde kendini başka bir boyuta taşıyan pisliğin tekidir. Evet, doğru tahmin ettiniz. İnsanları zehirliyor. Kimse ondan hoşlanmaz çünkü dağarcığı 12 kelimeden ibarettir ve haline bakın. Tarzına hayran olduğumu söyleyemem. Basit ve etkileyici evet ama çok omurgasız. Ailesi bile ondan nefret ediyormuş. Küvette oynaması için ona ekmek kızartma makinesi veriyorlarmış. Ama müşteriler temiz işin peşindeler. Merhaba çocuklar. Mick ve Mac. Tripte misin? İyi iş dostum. Eski özel kuvvetlerden Mac. İngiliz SAS komandosu. Mick de Amerikalı bir dalgıç. Bu adamlar en iyinin de iyisi. Dünyanın en eğitimli askerlerinden. Afganistan, Irak, Suriye'de görev yaptılar. Onlar tescilli savaş kahramanları. Turbo takviyeli kahraman askerler onlar. Şey tabii hangisinin, ülkesinin özel kuvvetleri daha iyi tartışmadıkları zamanlarda. Sana söylüyorum. Sizin yediğiniz sıcak öğünden çok diktatör indirdik biz. Evet olabilir ama Bin Laden'i ve Saddam'ı biz yakaladık. Dahitleri söylemiyorum bile. Yaptıkları işin eşi benzeri yok. Mick ve Mac. Uzmanlıkları yüksek profilli cinayetleri sıradan sokak suçu gibi göstermek. Polisin uğraşmaya değer bulmadığı türden. Özel kuvvetler bağı eşsizdir. Normal insanların anlamayacağı bir durum. Evet Atlantik'in farklı kıyılarından olabilirler. Ama demir paranın iki yüzü gibiler. Ve ekip olarak tartışmasız biçimde durdurulamazlar. Katil paralı askerler. Halamın bıyıkları olsa amcam olurdu. Ne demek bu? Michael? Karın deşen Jane'le tanışın. Onun hikayesi tarih kadar eski. Japonya'da yetiştirilmiş Amerikan ordusu askeri. Üvey babasından nefret eden, otoriteye karşı çıkan ve 16 yaşında evden kaçan biri. Sonraki 10 yılı gözden düşmüş bir gezgin samuraydan eğitim alarak geçirmiş. Ama bu apayrı bir hikaye. Avlarını en klasik yöntemlerle ağına çeker. Onları bilinçsiz kalacakları kadar tahrik eder. Ve en beklemedikleri anda hordaların gibi tüm gazabını salıverir. Uzman bir kılıç ustası ve yaramaz bir sürtük. Bal kapanı gibi bir ölüm makinesi. Söylentiye göre erkek kurbanlarının mahrem yerlerini evdeki bir kutuda saklıyormuş. Eğer bu doğruysa ağzına kadar penisle dolu bir dolaptan bahsediyoruz. Bütün erkekler onu becermek istiyor. Ama hepimiz sonrasını görememekten korkuyoruz. İşte Titis Frank. Lakabını detaylara verdiği önem, kılı kırk yaran hayat tarzı, sosyal medya korkusu ve sadece renksiz gıdalar tüketmesi nedeniyle almış. Kurbanlarını telefon rehberinden rastgele seçer. Biz ona deneme pilotu diyoruz. İnsan öldürmenin yeni ve yaratıcı yöntemlerini deniyor. Fred'in bulduğu yöntemlerin çoğu işe yaramaz. Ama 90'ların sonunda bir şike olayını örtbas etmek için bütün bir futbol takımını ortadan kaldırmanın daha yani bir yolunu bulmuştu. O zamandan beri bu başarının ekmeğini yiyor. Az kalsın gözümü çıkarıyordum. Bu hafta şanslı ismin kim bakalım Fred? Görünüşe göre Bay Dorset. Tooting'de 15 Rogers Bulvarı'ndaymış. Şanslı adam. Yeni motorun kıyakmış ha? Bu ev sahibimiz, akıl hocamız, patron koca Ray. Emekli bir ölüm taciri. Eskiden acımasız bir pislikmiş ama artık barmenlikten keyif alıyor. O yabancı pislikten kurtulmana sevindim. İngiliz mallarına dön. Mike'ın eski motoru harika bir mühendislik ürünüydü Ray. Avrupa'nın canı cehenneme. Birlikten çıkmayı destekliyorum. Benim için en iyisi İngiliz. Bir Triumph. Her şekilde doğru marka. Şu an ne üzerinde çalışıyorsun Fred? Anafilaktik şokun her geçen gün daha sık görüldüğünü biliyor muydun peki? Pek sayılmaz Fred, hayır. Biraz araştırma yaptım ve ortaya çıkan sonuca göre bir şeye hiçbir şekilde alerjin yokken... ...sadece saniyeler sonrasında ona karşı şiddetli bir alerjin olabilirmiş. Senlik gibi görünüyor değil mi Pet? Ölümcül bir alerji diyorum. Son nefesini verdirecek türden. Evet, ölümcül ne demek hepimiz biliyoruz Fred. Dinle, bunu tetikleyen
en sık kullanılan şeylerden biri de yara bandı. Sadece yara bandı yapıştırmak bile insanı öldürebilir. Dur biraz. İnsanlara üzerlerine bant yapıştırarak öldüreceğini mi söylüyorsun? Kesinlikle. Ama tam olarak emin olmak için bir deneme daha yapacağım. Bay Dorset bu noktada devreye giriyor. Büyük ihtimalle dünya üzerinde telefon rehberine bakan en son kişi sen kaldın, biliyorsun değil mi? İnternete hiçbir zaman güvenmedim Ray, bunu biliyorsun. Yani özetle plasteri silah haline getireceksin. Evet, ne ironi değil mi? Saçmalık, asla işe yaramaz. Ne kadarına bahse girersin? 100 papeline dostum. Varım. Hey koca Ray. İlk Singapur kokteylinin yapıldığı otelin adı nedir söyler misin? Kaç harfli peki? 6. Bas git. Evet, 6 harf etti. Hadi dostum yardımcı ol biraz. Bu tip şeyleri karından daha çok sevdiğini biliyoruz. Evet, sürtüyor, o yüzden gırtlakladım değil mi? Ha. Sevimli Ray. Belki kadın düşmanı tavırlarını bırakıp bana içkimi verebilirsin. Hey dostum. Jane'le sevişmeyi istemem, yanlış bir şey mi? Aa, buna değmez dostum. Çünkü asla hayatta kalamazsın. Bilmiyorum. Bence denemeye değebilir. Hey Jane. Şu sıralar kaç para alıyorsun? Aile indirimi falan gibi bir şeyler var mı? Pis bir fahişe olduğumu mu ima etmeye çalışıyorsun? Daha kötüsü arkadaş olduğumuzu. Tamam, sakin olalım çocuklar. Hepimiz Jane'in bir hanımefendi olduğunu biliyoruz. filmiizle.com Sohbetimize doyum olmasa da gitmem gerek. Akşam 10'da becer ve öldür randevum var. Yaramaz çocuklar olun. Sonra görüşürüz Jane. Kadın milleti. Hey Mike, hala şu manken Piliç'le çıkıyor musun? Ya, bir ayrılıp bir barışıyoruz. İyi bir kız. 26 yaşında, 18 yaşında bir kız vücudu var. Beyni 12 yaşında. Tam benim kalemim. Evet, bir öncekinden farklı desene. Evet, o Lezzo çıkmamış mıydı? Lezzo sert bir ifade Mac. Hoşgörülü bir toplumda yaşıyoruz. Ha, tamam o zaman. Lezbiyen. Ben becerirdim. Sen her şeyi becerirsin. Neden seni şutladı bilmem. Kadın mı erkek rolündeydi yoksa Beth mi? Bir taraf mutlaka öyledir. Bence diğeri içindi. Şey, adı neydi onun? Bob mu, öyle bir şey? Charlie. Charlie, evet oydu. Erkek adını andırıyor. Vay canın, onu gerçekten kızdırmış olmalısın. Lanet heriften sonra taraf değiştirmiş. Evet, ona gerçekten istediğini verememiş. Tamam çocuklar, kapatın konuyu. Evet, hep dediğim gibi. Kadınlar insanı yumuşatır. 3 altın kuralı asla unutmayın. Asla öfkelenmeyin. Ve ikincisi asla... Ama asla karışmayın. Ve en önemlisi... Asla yakalamayın. İşte buna içerim. Şeref Ray. Mike adamım. İşte bu da Milton. Makinedeki en önemli çark. Milton doğma büyümem New Yorklu. Ama çok fazla Hugh Grant filmi izleyip Londra'ya taşınmış... ...ve Mayfair Sosyetesi'nin züppelerinden biri olabilmek için... Elinden geleni yapıyor. Firmanın yüzü denebilir. Müşterilerle görüşür ve istenilen ölüm tarzına göre birimizi görevlendirir. İhtiyacımız olan her şey bize SBD ile gönderilir. Suikast bilgi dosyası. Bu dosyalar bize tab edilmemiş negatifle gönderilir. Görevimiz tehlike gibi biliyorum. Ama Milton işe başlamadan önce bunlar hep zarfta dolaşırdı. Ekibin o kadar da titiz olmayan üyelerinin ortalıkta unutma riski vardı. Özellikle isim vermiyorum. Ne? Müşterilerin kim olduğunu bilmeyiz. Onlar da bizi tanımazlar. Böylece herkes geceleri rahat uyur. Bu iş için sinsi pislik %15 alıyor. Bu arada Ray de %25 alır ama kimse gıkını çıkarmaz. Herkes gizliden gizliye Milton'ı öldürmek ister. Küçük bir çakaldır o. Ama kurallar kimse ona dokunamaz diyor. Gerçekten çok yazık. Pekala. Genç açgözlü işi iyi gitti mi? Anlaşılan adama intihara meyilliymiş. Ortamı karıştırıyorsun bakıyor. Evet, öyle denebilir. Bu sabah yeni bir iş daha geldi elime. Satanik mekanikler. Onları hiç duydun mu? Hayır.
Bir heavy metal grubu. Önümüzdeki 4 gece boyunca Mosh Pit'te sahne alacaklarmış ve hepsinin ölmesi gerek. Sence halledebilir misin? Aksi için bir neden görmüyorum. Peki şu muhasebeci işi ne oldu? O işte programın gerisinde kalıyorsun sanki. En güzel iş sabır gerektirir Milton. Evet ama müşteriyi çok fazla bekletmemeliyiz. Sonuçta korumamız gereken bir ünümüz var. Bu insanlar çok iyi müşterilerimiz olabilirler. Eğer hemen istiyorlarsa işi kılıfe ver ve kafasını baltayla kessin ama iş iyi olsun. Kaza gibi görünsün diyorlarsa beklemeleri gerek. Ben de aynı şeyi söyledim. Ama seni teşvik etmek adına eğer işi yarın akşama kadar bitirebilirsen ücreti 2 katına çıkaracaklar. 2 katına mı? Evet. Tamam, ne yapabilirim bakayım. Muhteşem. O yüzden en iyisin. Evet her neyse Milton, büyük ihtimalle herkese söylüyorsun. Geçen akşam televizyonda biri vardı. Sözde ölümcül kazaların yaklaşık 125'inin cinayet olduğuna dair bir teorisi vardı. Bu çok saçma. Sadece %10'u aslında. Bu iş için karbondioksit gazıyla çalışan plastik namlulu 50 milim kalibrelik tüfek kullanacağım. Cam parçacıklarıyla dolu polikarbon kurşunlar 450 metreye kadar milim şaşmaz. Son 5 gündür burada doğru arabanın doğru zamanda doğru hızda doğru açıda geçmesini bekliyorum. İşte başlıyoruz. Görünüşe göre ücretimi 2'ye katlanmış olarak alacağım. Ama Tanrım, onu öldürdüm. Bu tek kurşun herkesin gününü mahvetmeye yeter. Polis araştırmasında yoldaki kırık cam yüzünden patlayan lastik sonucuna varacak. İşte bu kadar. Başka bir kaza daha. Ama Tanrım! Onu öldürdüm. Yine CSG zamanı. Barlarda yabancıları pataklamaya alışkanlık haline getirmek iyi değil. Bu akşam böyle idare edeceğim. Düşünmeden edemiyorum. Topla kendini adam. Koca Ray haklıydı. Hiç karışmamalıydım. Gezegeni kurtarmak saçmalıklarıyla beni deli ederdi. Yok eriyen buzullarmış, yok katledilen yunuslarmış. Önce birbirimizi yer, sonra da sevişirdik. Ve bir vajina için terk ettiğine inanamıyorum. Bir yeni mesaj. Mikey, ben Milton. Dinle, ne yazık ki küçük bir terslik var. Çok yoğunum, o nedenle muhasebeci işinin ödemesini senin alman gerekecek. Teslimat Çin Mahallesi'ndeki Odeon sinemasının arkasına bırakılacak. Yarın akşam 21'de. Seninle sonra Vaha'da görüşürüz. Tersiyle. Satanik tamirciler çok özel bir lezzet. Biri sanki ağzına kusuyormuş gibi. Paraları devre kesici almaya yetmez. Yine de bütün amfileri zorlarlar ve elektriğe bağlı her şey aşırı yüklenir. Bu da ölümcül bir kaza riskini arttırıyor. Neden ölmeleri gerekiyordu bilmiyorum. Belki borçları vardı.
Belki telif meselesi ya da biri berbat müziklerinden nefret etmişti. Üç şarkılarını dinlesem onları bedavaya ödüm. Berbat müzikleri nedense bana bir şekilde Betty anımsattı. Her şeyin eski sevgililerinizi hatırlatması ne tuhaf. Standartlardan şaşmaya başladı. Kiralık katilin ödemesini almaya kendi gitmesi şirket kurallarında yazmıyor. Ama paramı aldığım sürece umurumda değil. Pekala, demek buraya beni temizlemeye geldin. Şahitleri ortadan kaldırıyorsunuz. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Neyin can yaktığı hep ilgimi çekmiştir. Acıdı mı? Bir de neyin çok can yaktığı. Peki ya bu? Acıyor mu? Bu işi pek iyi planlamamışsın değil mi? 50 kalibrelik bir M82 tüfekle şu çatının tepesine çıkabilirdin. Hem görünüş alanı iyi hem de kaçış kolay. Ya da her yeri C4 ile patlatabilir, işi şoket ve şaşırt tarzı yapabilirdin. Seni bu da kurtarmaz. İşte bu çok acıtmıştır. Canın cehenneme serseri. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Canını sıkma dostum. Bir şey öğrenmek istiyorum. Ne halt etmeye çalışıyorsun Milton? Mikey, sen misin? Evet, benim. Senin iki katı para tuzak çıktı dostum. Neden bahsediyorsun? Beni duydun. Bir terslik olduğunu sezmiştim. Müşteri kim? Sadece özür dileyebilirim. Benden bu şekilde istediler. Buradan öyle görünmüyor ama. Çok üzgünüm Mike. Koca Ray'le konuşup olayı araştırırız. Pekala, bu arada fiyatın üç katına çıktığını söyle. O kadar esnetemeyebilirim. Esnetsen iyi olur, yoksa ben seni esnetirim. Hayır böyle söyleme. Yarın biraz sakinleştiğinde konuşuruz. Görüşürüz. Milton! Milton! Seni aşağılık herif.
Zavallı sokağa o kadar hızlı girmemeliydi. Motorun kontrolünü kaybedip boynunu kırmış. Günümüz gençler arasında sık rastlanan bir kaza. Bu arada arabanın üzerindeki kurşun delikleri şey... Ne bekliyorsunuz? Ben kiralık katilim. Lanet bir papaz değil. Bir yeni mesaj. Mike, ben Charlie. Bete bir şey oldu. Birkaç akşam önce dairemize girilmiş. Tam da üzerlerine eve gitmiş. Mike. Beth öldü. Büyük ihtimalle umrunda değildir ama cenazesi bu pazar Batı Hampstead mezarlığında. Haberin olmasını isterdi. Tekrar dinlemek için 2'ye basın. Silmek için 3'e basın. Geri aramak için 55 tuşlayın. İstemezdim biliyorum Beth. Koparılmış bir çiçek sera gazıyla savaşta eksilen bir silahtır değil mi? Biliyordum. Boşver. Sen misin? Sen de Charlie'sin. Gelmezsin sanıyordum. Gelsem iyi olur diye düşündüm. Duyduğum kadarıyla hiçbir şeye saygı duymuyorsun. Bete de hiç duymadığın kesin. Ya hadi ama bu doğru değil. Anlaşılan tamamen dürüst biri de değilmişsin. Polis ne diyor? İşe yarar bir şey söylediler mi? Onları buldular. Ölü. Birkaç tane keş. DNA'ları dairenin dört tarafındaydı. Çaldıkları parayla aşırı dozdan öldükleri uyuşturucuyu almış olmalılar. Ama bilmen gereken bir şey var. O hamileydi. Ne hamileliğinden bahsediyorsun? Kimden? Senden tabii ki. Kendi çocuğumuz gibi büyütecektik. Pekala. Peki o neden birlikte mükemmel bir lezbiyen hayatı sürün diye mi? Bunun neresi yanlış peki? Yanlış değil. Tabii biriniz kız arkadaşım olmasa. Eski kız arkadaş. Hem sen ne yapabilirdin ki? Doğru olan şeyi yapardım. Doğrusu bizi rahat bırakman olurdu. Bak işte doğru olanı yapmışım zaten değil mi? Bu kim? Yeni sevgilim mi? Fazla zaman kaybetmemişsin. Onun kız kardeşiyim. Seni pislik. Aynen Beth'in... Anlattığı gibisin. Pisliğini temizle.
Carpenter cinayeti soruşturmasındaki zanlılar aşırı doz uyuşturucudan ölü olarak bulundular. Kuzey Acton'lı kardeşler Craig ve Hayden Sutton'ın hem uyuşturucu geçmişleri hem de uzun bir sabıka kayıtları var. Salı sabahı ölü olarak bulundular. Birkaç sibidi hamile bir kadına tecavüz edip öldürüyorlar, sonra da aşırı dozdan ölüyorlar. Ne tesadüf ama. Polisten alınan bilgiye göre Bayan Carpenter hırsızlar evi soyarken içeri girmiş. Tanınan bir çevreci olan Beth Carpenter, Bay Meadow nükleer santralinin kapatılmasına neden olan protestoların arkasındaki isim olarak biliniyor. İstediği zaman gücünü göstermeyi biliyordu. Belki bu sefer fazla zorladı. Evet benim. İyilik borcunu ödeme zamanı. Dosyasında hırsızların Beth'in dairesinde duvardan tırmanarak girdikleri yazılı. İyi niyetli. Sonra demir parmaklıkla camdan girmişler. İmkansız değil ama kolay da değil. İçeri girdiklerinde pislik herifler esrarlı sigara içmenin iyi bir fikir olacağını düşünmüşler. Sonra Beth gelip işlerini bozmuş. Güzel olduğuna bakın. Sonra da hırsızlar eğlenmeye karar vermişler. Sonunda onu soymuşlar, tecavüz etmişler, bayıltmışlar. Ve yetmemiş gibi ekmek bıçağıyla da delik deşik etmişler. Yani bu iki keş, bunları birkaç parça ev eşyası ve Beth'in üzerindeki birkaç kuruş için yapıyorlar. Kabul bunları sık oluyor ama içine sinmeyen bir şeyler var. Otopsisinde kanında sodyum tiopental bulunmuş. Bir psikolog tarafından kurbanın aviafobyasını tedavi etmek için verilmiş. Yani kronik uçuş korkusu. Uçuş korkusu mu? Ne zamandan beri bu bir profesyonel işi. Ne zamandan beri? Sodyum tiopental korkuları tedavi etmek için kullanılıyor olabilir. Ama benim iş alanımda gerçeklik serumu olarak bilinir. Bu herifler onu bülbül gibi şakıtmış. Vücudundaki iğne izlerini saklamak için her yanını morartmışlar. Ve üzerine kısa bir süre önce aşırı doz almış iki keşten saç ve DNA örnekleri yerleştirmişler. Bu tartışmasız mik ve mekileşir. Hey Mikey, burada ne arıyorsun dostum? Dün akşam hızlı geçmiş herhalde. Şu haline baksana. Pek de mutlu görünmüyorsun Mike. Ne oldu? Neden tahmin etmiyorsunuz? Beth Carpenter ölü bulundu.
tecavüz edilmiş, bıçaklanmış. Çağrışım yaptı mı? Kaybın için çok üzüldüm dostum. Evet. Üzgünüm dostum. Toksikoloji raporunda kanında sodyum tiopental izlerine rastlandığı yazıyor. Kimsenin bilmediği biri tarafından asla olmayan korkuların yenmesi için yazılmış. Ama bildiğim şey, ikinizin tiopenteli çok sık kullandınız. Evet yani. Ne demeye çalışıyorsun Mike? Beth'in hamile olduğunu biliyorum. Asla kendi isteğiyle tiopental alıp bebeğini riske atacak biri değildi. İkiniz yaptınız değil mi? Neden bahsettiğini bilmiyorum dostum. Hey! Önemli değil Mac. O aptal değil. Tamam. Bizi yakaladın. Mike bu sadece bir işti. İşmiş. Yapma dostum, neden büyütüyorsun? Artık kız arkadaşın bile değil. Evet, o Lezzo'yu unuttuğunu sen söylemiştin. Ona bir daha Lezzo dersen. Mike! Mike! Biraz ağır olman lazım. Biz sana zarar vermek istemiyoruz. Sadece işimizi yapıyorduk. Tıpkı senin yüzlerce kere yaptığın gibi. O yüzden bir çocuk gibi davranmayı kes ya da evine gidip bir çizgi film izle. Evet. Zaten pek de şansın yok dostum. Tıpkı o Lezzo'da olduğu gibi. Boşuna gitti mi? Ama ben asker değilim. Benim için bu hareketler tahmin edilmedi. Lanet olsun. Tamam Mike. Neden bu kadar büyütüyorsun anlamıyorum. Niye böyle önemsiyorsun? Kadın onu? Hamileydi Mike. Tamam mı? Bunu bilmiyorduk ki. Tamam. Tamam bak, eğer bir şey ifade edecekse o hiçbir şey hissetmedi. Bizim spermimiz bile değildi. İki tane keş bulduk. Hindi doldurma tüpünün içine boşalttırdık. Sonra da onu bir güzel... Kapa lanet çeneni. Mike dinle.
Eğer için rahat edecekse karımı öldürebilirsin. Yıllardır başımın etini yiyor. Mike, bu çok mu lazımdı şimdi? Bu konuda biraz profesyonel olur musun? Müşteri kimdi? Bunu hiç öğrenmeyiz, biliyoruz. Peki işe size kim verdi? Milton mıydı? Elbette Milton verdi. Ha. Mike, sıradan bir öldürme emriydi. Bu sadece bir iş. Ayrıca sürtükle çoktan ayrılmıştın, değil mi? Genç bayanla çoktan ayrılmıştın anlamında. Mike! Şanslısın, seni seviyorum dostum. Kendinize bir iyilik yapın, tamam mı? Benden olabildiğince uzak durun. İkiniz de. Mick ve Mac haklıydı. Onlar tetikçiydi ama silah çeken başkasıydı. Bu cinayeti kim ve neden istemişti bulmalıydım. Bunu bana sadece o serseri Milton söyleyebilirdi. Nasılsın Mike? Çuvallama tehlikesiyle karşı karşıyasın. Nedenmiş? Tabela yok. Tükürmek yok, Milton'u öldürmek ve dövmek de. Hadi otursana. Nerede o lanet olası çakal? Milton'u bir an çıkar aklından. Az önce bir telefon geldi. Mac aradı. Doktora gitmişler. Mac çenesini diktiriyormuş. Bu arada istediğin an sözümü kesip olanları anlatabilirsin. Sen pek hasar almamış gibisin. Etim kolay çürümez. Asla çürümedi, değil mi? Bu kişisel değil. Sen de biliyorsun. Mick ve Mac'e bir iş verildi ve bunu hallettiler. Kimseye işi sorgulatmam. Milton onları Betty öldürtmek için tuttu. Neden kimse bana danışmadı? Bunu biliyor muydun? Hayır. Ben de 10 dakika önce öğrendim ve bu durum hiç hoşuma gitmedi. Ama firmayla ilgili sıkıntın varsa önce gelip benimle konuşmalısın. Sana kaç kez söyledim ha? İşe karışma dedim. Hamileydi Ray. Benim çocuğumdu. Evet. Bu duruma uygun bir kelime var. Saçmalık. İkiniz mutlu bir aile sayılmazdınız, öyle değil mi? Bu işe hemen bir son ver. Peki Hamilton, iki gün önce beni Carlos'u bir arka sokağa tahsilata gönderdi ve bir tuzak çıktı. Bundan haberin var mıydı? Hayır. Bir şeyler çeviriyor Ray. Burnunun dibinde iş çeviriyor ama bunu görmeyecek kadar güveniyorsun ona. Müşteri kimdi? Bunu öyle ya da böyle bulacağım, o nedenle söyler. Şimdi beni iyi dinle. Hoşumuza gitse de gitmese de bu işte saygı duymamız gereken bazı şeyler var, biliyorsun. Ve müşteri hakkında asla sorular sormayız biz, asla. Anladın mı? Bazı şeylerin değişme zamanı gelmiş. Sakın bana saygısızlık etmeye kalkma çocuk. Seninle uzun bir geçmişimiz var Mike. Canının acıdığını çok iyi biliyorum. Kendini bir an önce topla ve işine geri dön. Anlaştık mı? Herkes koca Ray'in barının altında tüfek sakladığını bilmez. Bu işi bir sonraki evreye taşımaya karar versen beni tereddüt etmeden ikiye bölerdi. Evet, anlaştık. Normalde kimseden azar işitmem. Ama vahadan uzaklaştırılmayı göze alamam. Benim sektörümde bu ölüm fermanı demek olur. Ray'in dediği gibi uzun bir geçmişimiz var. 15 yaşındayken hayat berbattı. Dünyanın en düşük ücretli ve zor işini yapıyordum. Gazete dağıtıyordum. İnsanlar
İnsanlar buna zorbalık diyor. Bense serseriler çatısı tarafından ataklanmak. Liderleri Roma'ya zorbaların önde geleneğiydi. Dur çocuk. Hiç param yok. Paranı ver! Hemen dedim! Yediğim dayaklar günlük rutin haline geldi. Gazete dağıtmak yerine onlardan kaçmaya başladığımı fark ettim. Seni yakalayacağız falan. Acele edin, çabuk çabuk. Hadi. Dayaktan kurtulmak için süslü bir çitten atlamak gibisi yok. Adam ne yapıyordu? İçeri girme yönteminden doğalgazcı olmadığına emindim. Evet, işte orada. Söyle bakalım, yine mi kaçacaksın? Söyle şimdi, ne yapacaksın hadi? Hadi. Gidelim buradan. Aklım neredeydi bilmiyorum ama onu takip ettim. Kimdi o adam? Patlamadan o mu sorumluydu? Birini mi öldürdü? Onu haftalarca takip ettim. O arada 3 kişi daha öldürdü. Günün birinde kapısını çalacak cesareti topladım. Affedersiniz bayım. Yaptıklarınızı gördüm ve yardım istiyorum. Olamaz. Bu bir şaka öyle değil mi? Pekala, beni tam olarak ne yaparken gördün? Şey, insan öldürüyorsunuz değil mi? Mark Fallon. Seni kim gönderdi? Kimse. Öyle mi? Görüntüleri nereden buldun? Ben çektim. Haftalardır sizi takip ediyorum. Dur, takip ediyorsun ha? Haftalardır. Neden? Benden ne istiyorsun? Yardımınız gerek. Bir grup serseri her gün evire çevire dövüyor beni. Mesleğiniz adamı öldürmek. Yardım edecek biri varsa o da sizsiniz. Dalga mı geçiyorsun? Hayır, geçmiyorum bayım. Bayım. Bence muhteşemsiniz. Gerçek bir zanaatkar. Gerçi biraz daha gizli kapaklı davranmalısınız, o ayrı. Burada olduğunu bilen kimse var mı? Hayır. Yemin ederim. Kimse, yemin ediyorsun. Sen çok cesur bir çocuksun, değil mi? Gel benimle. İnsanların mesleğimi öğrenmelerine izin veremem. Tanrım! Gel buraya.
Kımıldama. Saat 6'ya kadar eve dönmezsem bakıcı ailem bu kasetin bir kopyasını öldürüldüğüme dair bir notla birlikte polise gönderecek, anladınız mı? Palavra, blöf yapıyorsun. Olabilir. Gerçekten bu riski alacak mısın? Çok yaratıcı bir veletsin sen. İyi de tek mi atıyorsun? Hadi gel şöyle otur bakalım. Pekala. Bakayım anlamış mıyım? Kendini bu zorbalara karşı koruman için seni eğitmemi istiyorsun. Hayır efendim. Efendim diyorsun, hoşuma gitti bu. Saygılı biri olduğunu gösterir. Onları nasıl öldüreceğimi öğretmenizi istiyorum. Öldürmek? Hepsini mi? Hepsini. Ama önce Romeo'yu. Liderleri o. Aa, evet, bu akıllıca bir hamle işte. Patronu ortadan kaldırırsan adamları dağılıp gider değil mi? Sanırım bu aşamada senin yaşındaki halimi hatırlattığını söylemem gerek. Ama hatırlatmıyorsun. Kısa boylusun, çirkinsin ve hiçbir şey için dövüşemiyorsun. Ama sende bir şeyler var. Nedir bilmiyorum. Lanet olsun. Anlaştık çocuk, tamam. Şuna bir göz at. Pencereden atmak nedir? Bir fikrin var mı acaba? Hayır. Pencereden atmak, birini pencereden aşağı atmak. İşte yukarıdaki. Bunun bir cinayet yöntemi olduğuna inanmamıştım. Siz de inanmıyorsanız sözlüğe bakabilirsiniz. Al bakalım. Sana söylediğimi sakın unutma. İşi berbat etmemeye çalış. Aşağılık herifin yemi yutacağını biliyordum. Ya şimdi ya hiçti. İlk cinayetin duygusal olarak en zoru olduğunu söylerler. Ama işin aslı. Filmiizle.com. Hiçbir şey hissetmedim. Nasıl gitti? Pencereden atıldı. Pencereden atıldı. Harika. Ama pencereden atmak birini balkondan aşağı itmek değil, pencereden dışarı atmaktır. Ev ödevine çalışmadın, öyle değil mi? 10 papelimi getirdin mi? At sanırım. Neyse, sorun değil. Daha sonra 12 ya da yarın 15 falan getirebilirsin. Kaptın değil mi? Beni anladın mı? Aferin. Otur bakalım şimdi. Ne ekersen onu biçersin. Eğer benimle ilgili planların varsa bu fotoğrafları hemen yetkililere gönderirim ve sonra seni gebertirim. Anladın mı? Güzel. Bir meslek öğrenmeyi ne dersin? Katil olarak mı? Hayır hayır, bu iş saçmalık evlat. Biz İngiliziz. Benim mesleğim tetikçilik. Ve sana çırağım olmanı teklif ediyorum.
Tabii kendini hazır hissediyorsun. Anlaşılan astronot olmak istemiyormuşum. Elbette evet. Şuna bir baksana, bak işte onu boğdum, gördün mü? Hem de kendi iç çamaşırlarıyla geberttim pisliği. Sonraki birkaç yıl boyunca koca Ray karanlık sanatı adam öldürme hakkında gerekli her şeyi anlattı işte bana. Bir silahdan her türlü silah. Dikkatsiz sigara içicileri aklamak için kokusuz yanıcılar kullanma. Dövüş sanatlarını öğretti bana. Tekvando, karate, kung fu, muay thai. Aklınıza ne gelirse birlikte çalıştık. Ray bana acımasız davrandı o kez. Ama demir demirle dövülür. Şimdi çivi kadar sağlam. Üç altın kuralı asla unutma. Asla kızma. Asla karışma. Ve en önemlisi de asla yakalanma. Bu iki kuralı çiğnemiştim. Ve üçüncünün eşiğindeydim. Ne istiyorsun? Konuşmamız gerek. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Şimdi toz ol. Yine Beth ölmeden önce ne üzerinde çalışıyordu bilmem gerek. Geleceğimiz üzerinde çalışıyorduk. Senin olmadığın bir onu gelecek. Onu biliyorum. Ne tür bir çevresel saçmalığın peşindeydi. Bir de neden seni terk etti diye merak ediyorsun. O çevresel saçmalık Beth'in hayatındaki en önemli şeydi. Sen ortaya çıkana kadar mı? Canın cehenneme. Pekala. Özür dilerim, tamam mı? Bir saniyeliğine beni içeri alır mısın? Charlie! Konu Beth'in ölümü. Polisin söylediğinden daha fazlası var bence. Lütfen kapıyı açar mısın? Bir dakikan var. Saçını değiştirmişsin. Evet, hava durumuna göre değişir. Belki Beth bu yüzden seni terk etti. 12 yaşından beri saçım aynı. Aa evet, belki bu yüzdendir. Ya da malın teki olmandır. Ne varmış Beth'in ölümünde? Tamam, açıklayayım. Bu ters giden bir soygun değildi. Onu hedeflemişler. Hedeflemişler de ne demek? Bilirsin, profesyonelce öldürülmüş. Televizyon programı gibi mi? Hayır, suikaste uğramış. Sen bunu nereden bilebilirsin? Dinle, bu işlerden biraz anlarım, tamam mı? Tamam, madem bizim bilmediğimiz bir şeyler biliyorsun, o zaman polise git ve onlara anlat olanları. Hayır, polis bu konuda bir şey yapmaz. Zaten bu işe karışmamaları daha iyi. Çoğul, seninle birlikte bir şey yapmam. Beth'in söylediğine göre sen orta yaş krizinin ortasındaki bir şehir çocuğusun. Ne iş yaptığımı bile bilmiyordum. Ah, tamam, peki ne iş yapıyorsun? Hasar tespitçisiyim. Harika. Senin adına sevindim. Bundan bana ne? Kazalar konusunda uzmanım. Bütün polis teşkilatı aksini düşünürken sen kendi başına Beth'in öldürüldüğü sonucuna vardın yani, öyle mi? Öyle sayılır, evet. Pekala, defol git. Dinle, bana inanıp inanmaman umurumda bile değil ama Beth'i profesyonel katiller öldürdü. Gerçek bu. Yine bunun ait olmadığı bir yere soktu muhtemelen ama bu kez karşılık verdiler. Sen gerçekten ciddi misin yani? Çıplaklar kampındaki bir cüce kadar. Pekala, beni ürkütmeye başladın Mike. Evet. Beth'in hamile olduğunu söylediğinde aynısını hissettim. Dinle, o şekilde öğrendiğin için üzgünüm ama çocuğumuzla bir ilgin olmasını istememiştim açıkçası. Ne yapabilirim? İyi, senin çocuğun değildi ki. Dinle, berbat bir sevgiliydin ve berbat hadi bir baba olacaksın. Hadi ama nereden biliyorsun bu bunu? Belliydi çünkü bencil pisliğin tekisin. İşte başladık. Homofobik küresel ısınma saçmalıklarına da girmeyeceksin değil mi? Beth'in seni bir kadın uğruna terk etmesine hazmedemiyorsun. Hey, bir dakika. Lezbiyen ve eşcinsellerle alıp veremediğim yok. Lezbiyenler eşcinseldir.
Her neyse, onlarla bir sorunum yok, tamam mı? Tamam, o zaman sorunun nedir? Sorunumun ne olduğunu mu merak ediyorsun? Evet, ne olduğunu çok merak ediyorum. Tamam, sana sorunumun ne olduğunu söyleyeyim. Beth umursadığım tek kadındı. Tanrım, o aldatmadığım tek sevgilimdi. Vay canına, aferin sana. Madalya mı istiyorsun? Çünkü o senin için bundan ibaretti. Koleksiyonuna ekleyeceğim bir parça sadece. Bana ukalalık yapana bak, yuva yıkan. Defol. Çok sıkı bir yumruktu. Defol dedim sana. Lanet olsun. Ulu tanrım Cliff. Beni öldürmen için seni kim gönderdi? Milton mı? Sen misin? Merhaba dostum. Evet, benim çılgın serseri. Neredeyse kafama uçuracaktın. Çok üzgünüm dostum. Bu iş nasıldır bilirsin. Şalteri bir kez kaldırdım mı? Beni öldürmeni kim istedi? Burada olduğunu bile bilmiyordum. Cliff! Seni lanet çılgın serseri! Kimdi o? İş yerinden bir arkadaş. O da mı hasar görevlendirici? Evet, sayılır. O bir tetikçi, tamam mı? Benim gibi. Neler oluyor? Mike, burada neler oluyor? Para kazanmak için insanı öldürüyorum, tamam mı? Şatafatlı bir iş değil. Kokteyl partilerinde konusu açılmaz ama saatleri hoşuma gidiyor ve masraflarımı karşılıyor. Beni iyi dinle. Beth nasıl bir işe bulaştı? Charlie, bana bak. Bana bak, tamam. Beth ne biliyorsa senin de bildiğini düşünüyorlar. Bu adam senin için geldi, benim için değil. Pekala. Kuzey Denizi'nde sondaj yapmak isteyen bir petrol şirketini araştırıyordu. Yani... Devam et. Başka bir şey bilmiyorum ve... Tanrım ailesi. Beth her zaman bilgilerini bilgisayarında yedeklerdi. Orada mutlaka işe yarar bir şeyler vardı. Tamam, güzel, pekala. Bir taksiye binip Beth'in ailesine git, orada kal. Bir şey öğrenirsen beni ara, tamam mı? Bunun olduğuna inanamıyorum. Evet, ben de. Arkadaşlarımdan birini öldürdüm. Bunu nasıl bir kaza gibi göstereceğim şimdi? Ne? Unut gitsin. Hadi git buradan. Charlie, sakın polisle konuşma. Ah canı cehenneme. Üzgünüm dostum. Burası özel bir kulüp. Ne istiyorsun? Sorun yok, o bizden. Her zamanki mekanında değilsin Fred. Hakkımda bilmediğin çok şey var Mike. Motorlu arkadaşım benim. Nerede o? Kim? Pişman olacağım şeyler yaptırma bana.
Onu göndermemi ister misin? Evet sanırım. Arka tarafta. Evet, inan bana işim çok stresli. Birlikte çalıştığım insanlar... Benden kaçıyorsun Milton. Ruslar hakkındaki sır bu. O kadar kaslar ki onları indirmek için sert durmalısın. Tercihen metal ağır bir şeyle. Dinle, bunu yapamazsın. Kuralları biliyorsun. Kurallar mı? Evet. Hayır. Bana kurallardan bahsedemezsin. Zaten neden bahsettiğini bilmiyorum. Ama sana dokunmadım bile. Henüz. Bak, konumunu tehlikeye atıyorsun. Aptallık etme. Tanrım. İşte sana dokundum değil mi? Beni dinle. Bu bir hataydı. Kimsenin bilmesine gerek yok. Sadece ikimizin arasında kalır. Ulu Tanrım, kes şunu. Bana iki işin parasını ödememeni anlarım. Yaptığım işin parasını almaya gittiğimde bana suikast girişiminde bulunulmasını da anlarım. Ama sevgilim Bete, önce bana danışmadan adam göndermiş olman. Milton, işte bunu hiç anlamıyorum. Dinle, müşterilere akıl ermez. Teslimatın tuzak olduğunu bilmiyordum. Para almaya gideceksin sanmıştım. Yani bir tesadüf de öyle mi? Ne zaman birimizi para almaya yolladın ki? Bu lanet bir tuzaktı Milton. Hadi oradan. Tamam, buraya gel. Hey. Ne oldu? Neredeyim? Tanrım, sen misin? Neden neyin peşinde olduğunu söylemiyorsun? Beti öldürmen için kimin para verdiğini ve bu işi neden kabul ettiğini söyle bana. Aldığım her işi tetikçiyle tartışacak olsam sence kimseyi öldürebilir miyiz? Söylesene. Ulu Tanrım. Bassinado terimini hiç duydun mu Milton? Ne? Bir tür işkence yöntemi, İtalyanca bastonata kelimesinden geliyor. Sopayla vurmak anlamına geliyor. Genelde kurbanın ayaklarına. Müşteri kim? Bunu sana söyleyemem. Bir sonraki darbe ayağını kıracak. Ve bir daha aynı yürüyemeyeceksin. Ve sonraki darbenin ardından da... Tamam, bekle. Bekle. Başka bir muhasebeci... Şehirli bir züppe, o tipleri adını bilirsin. Söyle. Bilmiyorum. Adı Kent, Leonard Kent. Kimin için çalışıyor? Bilmiyorum, yemin ederim ki bilmiyorum. Şifreli e-postalar kullandık. Beni geçiştiriyor musun Milton? Hayır. Yemin ederim bu doğru. Winston Churchill'in ölümsüz anlatımı gibi bu... Gizemle paketlenerek muamma içine gizlenmiş bir bulmaca. O zaman şunu çöz bakalım minik pislik. Bir daha yürüyebilmen ne kadar önemli. Ha? Pekala, o zaman durma, yap hadi. Tamam mı? Ama bir daha asla bu şehirde çalışamazsın. Koca Ray peşine düşer ve seni öldürür. Lanet olası. Ne yaptın sen Mike? Seni ilgilendiren bir şey yok Fred. Ray ile telefonla konuştum. Benimle gelmeni istedi. Ne yapacaksın peki? Bıçakla kesip yara bandıyla mı yapıştıracaksın? Mecbur kalırsam. Böyle bir şey olmayacağını biliyoruz Fred. Bunu test edip onayladım. Beni iyi dinle. Kumardan hoşlanıyorsun değil mi? Evet. Tamam. Telefon rehberinde bir sayfa açacağım. Üst soldaki ilk isim 5 harften uzunsa beni Kocura'ya götürürsün. 5 harften kısaysa bırakırsın giderim. Anlaştık mı? Eğer ona söylemezsen...
Tamam. İyi uykular Fred. Alo. Mike benim Charlie. Betin bilgilerine ulaştım. Burada bir sürü şey var. Bunları görmen gerek. Neredesin? Betin ailesinin evinden çıktım. Wanstead Park'ın girişindeki otobüs durağında buluşalım mı? Tamam, orada olacağım. Umurumda bile değil. Firmam senin yüzünden çalkantıda şu an. Büyük para vermişlerdi Ray. Şartları değiştireceklerini bilemezdim. Benimle konuşmadan karar veremezsin. Anlıyor musun beni? Şu halinize bir bakın. Bir bölük Iraklı askeri ve Taliban militanını haklayabiliyorsunuz tabii. Ama okyanusun yanlış tarafından gelen tek bir adam sizi ne hale getiriyor? Ne biçim özel birliksiniz siz ha? Şey, onu sen eğittin be. Bu doğru. Dinle, Fallon kontrolünü kaybetti. Şu an serseri bir mayın ve imha edilmesi gerek. Kapat çeneni. Bugün zaten gereğinden fazla konuştun değil mi? Pekala. Az önce bilgi aldım. Polis Cliff'in cesedini bulmayı başarmış. Kendi baltası üzerine düşüvermiş. Bence bunda hepimizin suçu var çocuklar. Cliff'e kadeh kaldıralım. Bu akşam çok zor bir karar vermiş bulunuyorum. Hepinizin yeni bir hedefi var. Mike Fallon sınırı fazlasıyla aştı. İşimiz için yıkıcı olmaya başladı. Ama en önemlisi, her şeyden önemlisi, bizden birini, sizden birini öldürecek. O yüzden bu işi parasız yapacaksınız. Buna mecbur muyum? Evet, buna mecbursunuz. Sen de yardım edecek misin patron? Bu aptalca olur. Olimpiyatlardan beri adam öldürmedim. Beni hayal kırıklığına uğratacak olursanız emeklilik kararımı gözden geçirebilirim. Yani sadece beşimiz miyiz? Vay canına, bu konuşuyormuş. Aslında dördünüz olacaksınız. Jane, Twickenham'a gitmeni ve bir... Bu saçmalık. Ben de Fallon'ın peş... Sana söylenenleri yapmanı istiyorum. Müşterinin güvenliği birinci planda, unutma. Onunla ilgili dosya var mı patron? Ne? Onunla ilgili bir dosya var mı patron diye sordu. Hı-hı. Oh. Hayır Mac, onunla ilgili lanet bir dosya yok. Ama bilgi istiyorsan, adam Fallon, git ve onu öldür. Al sana bilgi. Eğer gerekiyorsa yaz istersen. Müşteriye ulaşacak olursa firmanın işi ve hepimizin işi bitiverir, biliyorsunuz. Daha fazla zarar vermeden bu işi bitirmeliyiz. Anlaşıldı mı? Sanırım evet. Yaşımdan beri otobüse binmemiştim. Evet, neler buldun? Beth, Hindistan'dan bir petrol şirketini inceliyormuş. Pencock Petrolcülük. Meksika körfezindeki BP felaketinden beri pek çok hükümet petrol şirketlerinden uzak duruyormuş. Dur bir dakika, ne zamandır hükümetler çevreyi milyonlara tercih ediyor? Bir çevreci başbakan olduğundan beri. Güncel olayları pek takip etmiyorsun sanıyorum. Pek sayılmaz. Tamam, her neyse. Son 6 ayda bir şey değişmiş. Pencock bir anda Northumberland sahili açıklarında sondaj hakkı almış. Beth bu bilgileri içerideki bir kaynağından almış. Archie Rudd adında bir avukattan. Rudd, Beth'e şirketin başbakanı attığı tehdit e-postaları da dahil olmak üzere bir sürü bilgi sızdırıyormuş. İnanabiliyor musun? Tam olayı açıklamalarından önce... Archie iletişimi kesivermiş. Evet, hala o işin parasını alamadım.
Archie rahat. İki katı ödenecek olan malzeme. Sen mi yaptın? Hayır. Pekala, anlaşılan şirkete ortakmış. Leonard Kent. Evet, nereden biliyorsun? Kendi yöntemliyim ben. Tamam, şey... Hepsi burada. İyi iş çıkardın Charlie. Peki ne yapacaksın? Leonard Kent'e bir ziyarette bulunacağım. Betty kimin öldürdüğünü bulacaksın değil mi? Elbette. Betty'nin senin hakkında söylediği bir tek iyi şeyi hatırlamıyorum. Seni sevmiş, sana değer vermişti. Ama o kadar kendine düşkünsün ki fark edemedim. Senin bebeğini taşıdığı için o kadar mutluydu ki bunun her anından keyif almıştı. Bunu senden kopardığım için çok üzgünüm. Şimdi git ve Bete bunu yapanları bul ve onlara bedelini ödet. Kendine iyi bak Charlie. Sizden neyin peşindesiniz? Hayır, 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 anlamıyorsunuz. Gerçekleştirmeyi başaramadığınız bir anlaşma yaptık sizinle. Şu kadın ortadan kaldırılana kadar bugüne kadar yapılmış hiçbir işin parasını ödemeyeceğiz. Tamam mı? Beni iyice anladınız mı? Gayet iyi. Lanet olsun. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Birkaç basit cevap istiyorum. Çok açık sorular yönelteceğim. Bert Carpenter'ın suikast emrini kim verdi? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Pencereden atılmak terimini hiç duydun mu? Bir dakika, elbette. Bir şeyi ya da birini pencereden atmak demektir. Çok akıllı bir adamsın Leonard. Adımı nereden biliyorsun? Hakkında çok şey biliyorum Leonard Kent. Lauren'ın kocası, minik Ellie ve Joseph'ın babası, şirket muhasebesi konusunda uzman. Suikast emrini kim verdi Lenny? Bunu sana söyleyemem. Beni öldürürler. Dördüncü kattan kaldırıma çakılınca ne olacak sanıyorsun? Yani sadece dört kat kesin öldürecek diye bir şey yok. Pekala, şunu garanti edebilirim. Canın çok acır ve intihara meyilli muhasebecinin kendini aşağı atmış olması yüzündeki morluğu da apaçık ortaya çıkartır. Hangi morluğu? Uçuşa hazır mısınız Bay Kent? Hayır. Atasım. Ben KAK şirketinde üst düzey yönetici. Her şeyi anlatacağım sana, tamam mı? Bırak beni hadi. Bırak beni. Konuş. Konuşsam da konuşmasam da beni öldüreceksin değil mi? Geçirdiğim haftadan sonra artık bundan emin olamıyorum. Buna vicdan muhasebesi krizi diyebilirsin. Sen en iyisi şimdi konuşmaya başla. Ben de sana kişilik yansıması olayım. Pekala. Pekala. Zim şu an burada, Londra'da. Twickenham'da kalıyor. Asya'nın en varlıklı adamlarından biri olan babası... Aynı zamanda şirketin en büyük hissedarı. Oğuz'un babası öldükten sonra bütün şirketin sahibi olacak. Ki bu her an olabilecek bir durum. Tedavisi olmayan beyin tümörü. Çok dokunaklı. Archie Rat'tan bahset. Archie. Boş boğaz, balinaları kurtaralım sevdalısı eski ortağım. Dışarıya politik bir aktiviste bilgi sızdırıyordu. Beth Carpenter. Para kazanmaktan çok dünyayı kurtarmakla ilgileniyordu. Bir muhasebeci için pek de doğru sayılmaz. Ve bizim biriyle temasa geçmemi söyledi. Onu susturmak için. Beth Carpenter'ı da korkutup sindiririz sanmıştık. Ama çok çakal bir kadın çıktı. Zim'le temasa geçti ve bazı parlamenterlerle rüşvet ağını ortaya çıkarmakla tehdit etti.
Bu insanlara şantaj yapılmaz. Bize başka bir seçenek bırakmadı. Bir kiralık katil bile tuttuk. Ortalığı temizlemesi için. Evet, plan pek yürümedi değil mi? Hayır, yürümedi. Bunu nereden biliyorsun? O bendim Budala. Ha, sandığın kadar akıllı değilmişsin. Ha? Charlie Adams, o neden? Çünkü Beth'le birlikteydi. Ne bildiğini bilmiyorduk. Peki ya diğer tetikçiler? Hangi diğer tetikçiler? Beth'i öldürmek için gelen adamlar. Başka tetikçi falan yok. Sözleşmede açıkça belirtilmişti. Tüm cinayetleri bir kişi işleyecekti. İşi kim organize etti? Bana adını vermedi, tamam mı? Amerikalı pisliğin teki. Şövalye seçmeleri yapıyor gibiydi sesi. Ama... Sigorta olması için bütün konuşmalarımızı kaydetmiştim. Söyle, beni öldürmeyeceksin değil mi? Hadi söyle. Ver şu lanet şeyi. Ödeşme zamanı geldi Fallon. Bu işi olması gerekenden zorlaştırma. Hey Mac! Çenen kırıldıktan sonra o kadar da homofobik olamıyorsun değil mi? Seni pislik... Canın cehenneme dedi. Sizinki cehenneme. El bombası at serseriye. Çok iyi atış. Arkadaşımı öldürttün aşağılık herif. Seni geberteceğim. Tanrım. Ulu Tanrım Pate. Seni aşağılık pislik. Neydi o, kloroform mu? Neyse ki çok uzun süre nefesimi tutabiliyorum ben. Yeni görevim sensin Fallon. Bitirelim şu işi. Hadi o zaman. Zaten senden hiç hoşlanmamıştım aşağılık pis serseri. Seni pislik herif. Ah Tanrı aşkına Fred. İş bu noktaya geldiği için çok üzgünüm Mike. Hangi noktaya? Seni öldürmem gerekiyor. Torbadaki oyuncaklarla mı? Farkındayım ama ben ne yapabilirim ki? İnce çalışan bir katil. Lanet. Bu kavga dövüş işi benim tarzım hiç değil. Pekala. Dinle, bir fikrim var, tamam mı? Önerilere açığım tabii. Belli olmaz. Bakarsın işe yarar. Tekrar ara.
Gerek yok. İş bitince haber verecekler. Tekrar ara. Nehir kıyısı boyunca telefonlar iyi çekmez. Her şeyin yolunda olduğuna eminim. Emin olman bana hiçbir şey ifade etmiyor Milton. Jane'i ara. Kendi bölgesinde her şeyin güvende olmasını sağlasın. Bu karmaşanın akşama kadar çözüleceği garantisi verilmişti. Ama senin firman bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Yeterince adamımız var mı peki? Fazlasıyla adamımız var Bayzim. Endişe etmenize gerek yok. Ne zaman endişe edeceğime ben karar veririm. Sana ve meslektaşlarına olan güvenim tükendiği için kusuruma bakma. Daha fazla adam lazım demiştim. Bayzim, bu işe son vermek için bir kadına ihtiyacınız var. Gelmen çok uzun sürdü Michael. Tuhaf, ben de aynısını düşünüyordum. Ama bunu düşünürken arkanda kılıç yerine benim durduğumu düşündüm. Kendinizi yan odaya kilitleyin. İşim uzun sürmez. Bunu yapmak zorunda değiliz Jane. Evet, zorundayız Michael. Hünerlerini görelim bakalım. Ekmeğe yağ sürme zamanı geldi Michael. Şansın varsa bıçağı yalamana izin veririm. Seninle flört ettiğimi düşündün değil mi? Beni becermeyi istediğini düşündüm. Evet. Seni becerip gebertmeyi istedim hep. Bilgin olsun.
Milton'a o eski sürtük sevgilini öldürmeye beni göndermesi için yalvardım. Yine de beni becermeyi istedin. Kim olduğumu biliyor musunuz Bayzim? Adamınızın sadece paranın çözebileceği sorunları çözmesi için tuttuğu adamım. Anladınız değil mi? Birinin kaybolması gerekince polisi işe karıştırmadan o işin adamı benim. Olaya kaza süsü veririm. İz bırakmam. Olay çıkmaz. Hiç soru sorulmaz. Param var. Milyonerim. Sadece rakam söyle. 100 milyon papel toplamam ne kadar sürer? Bana 24 saat ver. Öyle mi? Çok uzun süre. Çok kötü çuvalladın Simon. Senin için mükemmel bir iş çıkardıktan sonra beni öldürtmeye kalkmakla yetinmedin. Ki bu bile yeterli. Eski sevgilim hamile Beth Carpenter'ın infaz emrini vermişsin. Kendi adına ne diyeceksin? Söyle ne söyleyeceksin? Size başsağlığı diliyorum. Bu sadece bir işti. Sizi temin ederim. Senin için inanılmaz tiyatral bir sahne hazırlayabilirdim. Ama Beth'e yaptıklarını düşündükçe bunu hak etmediğini hissediyorum. Seni direkt öldüreceğim. Filmiizle.com. Hemen burada öldüreceğim. Bekle, bekle, bekle. 1 milyar sterlin değerindeki yeni sondaj hakları bana verildi. Seni ortak edebilirim. Zengin olursun. Hayallerinin bile ötesinde. Hayır istemiyorum. Çevre için en iyisi bu. Endişelenme, adamlarımız en iyisidir. Canım cehennem. Senin derdin yok çünkü sefil bedenini benim arkama saklıyorsun. Ironies, Ray. Ironies. Ben asla yanılmam Milton. Ve sakın barımda başka lisanlarda konuşma. Burası kraliçenin İngiltere'si, anladın mı pislik? Konuşmalarına dikkat et Ray. Yerinde olsam barın altındakine uzanmazdım. Kılıcı hızlı kullanırım. Vay canına. Halimize bak. Tıpkı atasözündeki gibi. Bir adamın evi kalesi ise barı da savaş meydanıdır. Ne? İçki yok mu? Bence biz o faslı çoktan geride bıraktık. Ray, neden ekibi çağırıp buraya gelmelerini söylemiyorsun? Artık ekip falan yok. Ne yaptın sen? Fred Kenner'i toplar. Mac müttefik ateşiyle öldü. Mick bu vicdan azabıyla yaşayacak. Pete öldü. Zaten ondan nefret ediyordum. Cliff'e gelince... Evet, büyük talihsizlikti. Jane? Hepsi onun kanı değil. O zaman kimlerin kanı? Atal Zim adında bir adam. Müşterin. Seni gerizekalı. Ne yaptığının farkında mısın sen? Milton o suçu Ray. Beni öldürmesi için o bir tetikçi tuttu. Bu kesinlikle doğru değil. Ray, bak bu konuda tereddüt etmen bile beni aşağılamak olur. Ben bir profesyonelim. Tüm bağlantıları temizleyeceğini garanti edersen işin ücretini 3 katına çıkaracağız. Ya tetikçiyi iş bitince ortadan kaldır ya da korkarım başka birileriyle anlaşacağız. Bu kesinlikle hiç sorun değil. Hey, anlaşmaya birkaç opera bileti de eklerseniz bu iş tamam. Bu iş için en uygun adamı biliyorum. Pislik.
aşağılık. Lanet olasıca. Pislik herif seni. Lanet olsun sana. Pislik. Başından beri anlatmaya çalıştım. Bekle, bekle. Önce nefesimi toplayayım. Lanet olsun. Bir dakikada iki kural birden çiğnedin. Lanet olsun. Lanet olsun. Özür dilerim. Bu açgözlülüktür. Açgözlülüktür sadece. Size yemin ederim. Mikey, daha yaptığım anda buna pişman oldum. Ama bu işi kıvırabilseydim hepimiz servet kazanacaktık. Şey, hepimiz hata yaparız değil mi? Al bakalım. Aa, Mikey, çok iyisin. Çok büyük bir incelik. Onlara tek bir tetikçi olduğunu söyledin. Çünkü muhasebeciyi ortadan kaldırmamı istiyordun değil mi? Beti öldürmeyeceğimi biliyordun. Böylece onlar da bütün izler silindi sanacaklardı. Temizliği daha kolay. Özür dilerim. Gerçekten. Şey, düzgün oldu mu Ray? Düzelteyim mi Milton? Aa, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Earl Grey mi Milton? Aa, evet. Bu en iyisidir. Eski tohum. Neler bunun içinde? Vay canına. Görünüşe göre Fred'e 100 papel borcum var. Görünüşe göre öyle. Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Bu firmayı kurmak için bir ömür harcadım ben ve bir saniye bile düşünmeden her şeyi mahvettim. Kendini çok akıllı, çok zeki falan sanıyorsun öyle değil mi? Yaptığın şey yüzünden seni şuracıkta parçalara ayırmalıyım. Ama yapmayacaksın değil mi Ray? O kadar emin olma bence evlat. Ben! Her neyse. Seni oğlum gibi yetiştirdim. Bunu ne sanıyorsun sen ha? Lanet olası Walton'lar mı? Bizler katiliz. Bu akşam ancak böyle sonuçlanabilirdi. Bütün bunlar lanet bir kadın yüzünden. Yumuşadığını biliyordum. Evet, belki öyledir. Öyle olduğuna emin olabilirsin. Belki de artık bu iş için uygun değilsindir ha? İşimiz bitti. Arkanı kollama. Hep kollarım ben. Belki de Ray haklıdır. Birkaç gün önce hayatları başlatmak için değil, onları sona erdirmek için yaratıldığımı düşünüyordum. Ama şu bet ve bebek meselesi, belki de önceliklerimi değiştirmeliyim. İyi bir emeklilik planım olsa belki bu hayatı geride bırakabilirdim. Ama gerçekle yüzleşmeliyim. Yapmayı bildiğim tek şey bu. Ve her şehrin yer altından düzeni sağlamak için benim gibilere ihtiyacı vardır.
doğmamış bebeğimin beni tanıma fırsatı olsa babasıyla gurur duyar mıydı acaba? Büyük ihtimalle hayır. Ama ona ve sizlere tavsiyem çok basit. Geçmişi asla unutmayın. Bugüne fazla takılmayın ve yarın olmayacakmış gibi yaşayın. Çünkü asla bilemezsiniz. Kaza köşe başında sizi bekliyor olabilir.